Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı, bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım.
Herkese merhabalar. Öncelikle Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu hastanede mekanik sistemler ve COVID-19 salgını ilişkisiyle ilgili olan online toplantımıza tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Doçent Doktor Zeki Yılmazoğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türk Tesisat Mühendisleri Derneği dergisinin de editörlüğünü yürütmekteyim. Bugünkü konuşmacımız Filiz Hanım, Filiz Pehlivan. Kısaca kendisini tanıtmak istiyorum öncelikle. Filiz Hanım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1988 yılında MNG Holding bünyesindeki Mekanik Tesisat AŞ'de proje mühendisi olarak iş hayatına başladı. Unitek ve Yalçın Teknik firmalarında NATO projeleri ve sığınak tasarımı üzerine uzmanlaştı. 1996 yılında kendi firması FNP Mühendislik ve Müşavirlik Limited şirketini kurdu. Pek çok ulusal ve uluslararası projeye imza attı. Son 5 yıldır Bakü, Akşehir, White City projesinin mekanik tesisat proje hizmetlerini sürdürmektedir. Özellikle ısıtma, havalandırma, klima sistemleri tasarımı, enerjinin verimli kullanımı, akıllı binalar, yeşil binalar, yangın danışmanlığı gibi konularda sektörel anlamda otorite olarak tanınmış, mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmuş ve bildiriler sunmuştur. Tasarladığı iki bina LEED Gold sertifikası almıştır. Bunlar Şişecam Arge fabrikası, Arge binası ve Gloria Sports Arena. Sektörünün öncü derneklerinde olan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin yönetim kuruluna giren ilk kadın olmuştur ve 2 yıl süreyle genel sekreterliğini yapmıştır. Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. TM Teknik Müşavir dergisinin yayın kurulu başkanı ve editörü olarak görev yapmıştır.
Filiz Hanım'ın hastane mekanik sistemleri hakkında özellikle yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını sürecinde vereceği çok değerli bilgileri merakla beklemekteyiz. Ve bu süreçte de özellikle içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde de bunun öneminin ne kadar hissedilmeye başladığı, hastanelerde çapraz bulaş olaylarının ne derece yaygın olduğu herkes tarafından malumdur. Ben aynı zamanda Gazi Hastanesi'nin enerji yöneticisi olarak 7 senedir görev yapıyorum. İşin işletme tarafındayım. Filiz Hanımlar ve siz değerli tasarımcılarımız işin tasarım tarafındasınız. Ben de bir işletmeci gözüyle kendisini merakla ve çok değerli bilgilerini paylaşarak bizlerle zaman ayırdığı için teşekkür ederek sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Buyurun Filiz Hanım. Zeki Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Bizi dinleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sesim geliyorsa ben ekranımı paylaşarak devam etmek istiyorum. Çok fazla vakit Aynen, kaybetmemek güzel. Adına. Sanıyorum görüntüm de geldi. Bir saniye lütfen. Evet, tekrar merhaba. COVID-19 salgınına çok ani bir şekilde hem ülkemiz hem dünya girdik ve belki ilk günlerde çok az bilgiye sahiptik ve geçmiş virüslerle ya da salgınlarla ilgili deneyimlerimizle aslında yolumuzu bulmaya çalıştık. Artık üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra daha fazla bilgiye sahibiz ama hala ölümlerimiz devam ediyor, bulaşma risklerimiz yüksek. Bu anlamda bugün hastaneleri inceleyeceğiz hep birlikte. Bence çok iddialı bir konu çünkü hastaneler kimi zaman sağlıkçılarımızın içerisinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle hep gündemimizde oldu. Kimi zaman da diğer binalardan farklıydı ve stratejik önemleri vardı. O nedenle de çok ciddi önlemlerin alınması gereken binalardı. Şimdi ben Türk Tabipler Birliği'nin listelerini oturdum ve yazdım Zeki Bey. Kayıplarımızı yazdım ve her birinin resmine tıklayıp işte ne zaman vefat ettiğini, kaç yaşında olduğunu gördüğümde gerçekten çok büyük bir üzüntü ve hüzün yaşadım. Elbette ülkemizde çok sayıda insanımızı kaybettik. Çok değerli insanlar gitti ve her gün bunları gördük. Ama sağlıkçılarla ilgili konuşacağız bugün. Hepsine ben başsağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Şimdi baktığınız zaman görüyorsunuz ki 17 Mart ile 22 Ocak 2021 tarihi arasında Türk Tabipler Birliği'nin verileriyle 325 sağlık çalışanımızı kaybetmişiz. Bunların içerisinde eczacılar var, diş hekimleri var, doktorlarımız var, hastanelerdeki hizmet veren görevlilerimiz var. Ve öyle ilginç ki aslında biz yaz döneminde de çok büyük uyarılarda bulunmuştuk hatırlarsanız. Yani önümüz kış ayları ve kış aylarında enfeksiyon riskinin çok daha fazla artacağını bekliyoruz. O yüzden önlemlerimizi biraz daha arttıralım da demiştik aslında. Ve görüyorsunuz inceledim. Ben elimle tek tek yazdım ve inanın 22 sayfadan oluşan bir A4 dokümantasyon oldu. Belki veriler daha ilgilenilebilir ve üzerinden başka sonuçlar da çıkarılabilir ama benim çıkarımım ilk aşamada şu oldu. Biz son 4 ayda işte Eylül'den başlayarak aslında ocağı henüz bitirmediğimiz için tam veriler bitmiş değil ama Eylül'de 28, Ekim'de 30, Kasım'da 60, Aralık'ta 110 ve Ocak'ta da şu an itibariyle 34 sağlık çalışanımızı kaybetmişiz. Neredeyse son 5 ayda vefatlar %70'e ulaşmış durumda. Yani bu durumda biz kış aylarında bir problemimiz olduğunu aslında görebiliyoruz. Tekrar ben hepsine teşekkür ediyor ve başsağlığı diliyorum. Şimdi sağlık çalışanlarımızın sağlık çalışanlarımızdan bahsediyoruz. Binaları ayırmaya çalıştım ve baktığınızda üniversite hastanelerinde kamu binaları, devlet hastanelerinde ona dahil ettim ve 147 sağlık çalışanımızın kamu sağlık kuruluşlarında çalıştığını, 53'ünün özel,
22'sinin kendi muayenehanesinde hizmet verdiğini, işte 52 tane eczane çalışanının olduğunu, diş hekimleri, aile sağlık merkezleri, bir de iş yeri hekimleri var. Genellikle ileri yaştaki doktor arkadaşlarımızın sanıyorum ofislerde böyle hizmetler verdiğini gördüm. 70 yaşın üzerinde doktorlarımız da vardı örneğin. Ve şehir hastanelerinde 9 sağlık çalışanımızı kaybettiğimizi tespit ettim. Yani bu anlamda kamu sağlık kuruluşlarımızda, özellikle devlet hastanelerimizde, Türkiye'nin pek çok yerinde yer alan devlet hastanelerimizde kendi açımızdan ben sorun olduğunu tespit ettim. Şimdi bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Önce isterseniz tekrar virüsü tarifleyelim. Bu virüs 80 ve 140 nanometre arasındaki bir boyuta sahip, bizim 0.1 mikron diye özetlediğimiz bir virüs parçacığından bahsediyoruz. Ve aslında biliyorsunuz biz mühendisler olarak da 10 mikronun altındaki parçacıkları airborne parçacıklar olarak tanımlıyoruz. Ve bunun içerisinde işte gaz molekülleri var, virüsler var, bakteriler var. Ben buradan aslında şeye geleceğim. Yani bulaşma yollarının tanımında henüz tam olarak uzlaşamadığımızı düşünüyorum. Ve bu konuda uzlaşmadıkça da aslında önlemlerde de eksik kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz işte ağzımızdan çeşitli eylemlerle öksürme, hapşırma, konuşma, nefes alıp verme ile ortama bizler virüs parçacıkları yayabiliyoruz damlacıklar içerisinde. Çünkü ağzımızın ortama yayılan damlacıklar çok çeşitli boyutlarda olabiliyor ve solunum yolu enfeksiyonları da biri bulaştırıcı, diğeri enfeksiyona yatkın olan iki kişi arasında gerçekleşiyor. Ve enfekte olan kişi nefes aldığında, konuştuğunda, hapşırdığında veya öksürdüğünde virüsü içeren solunum sıvısından oluşan bir parçacık sisini ortaya salıyoruz. İçerisinde çok çeşitli damlacıklar olan, farklı büyüklüklerde olan. Bu nedenle biz diyoruz ki virüsün ana bulaşma yolu havadan aerosol iletimi ile olmaktadır. Ve aerosol havada asılı kalan bir grup parçacıktır ve bu yolla da aslında iki şekilde enfekte olunabilir. Bir kişiye yakın olduğunuzda bu kısa mesafeli bir iletim gerçekleştiği için bulaşabilir. Bir kişiden uzak olduğunuzda da uzun mesafeli aerosol iletiminden bahsediyoruz. Ve bugüne kadar yapılan artık bir yıl sonunda hayvan çalışmaları, bir takım hava örneklerinin incelenmesi, özellikle süper bulaştırıcı dediğimiz kaynak kişilerden gerçekleşen salgınları analiz ettiğimiz zaman bir kişiden pek çok kişiye bulaşmanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Çünkü bu virüsü taşıyanların bir de farklı bir özelliği var biliyorsunuz. Semptomatik veya asemptomatik olabiliyorlar ve kimin bulaştırıcı olduğu hakkında da bir fikriniz olamayabiliyor. O nedenle biz diyoruz ki hem kısa mesafede hem de uzun mesafede havadan iletimi kontrol etmek zorundayız. Çünkü ağzımızdan yayılan damlacıklar, işte artık teknoloji çok gelişti, süper bilgisayarlar ya da bizim akışkanlar mekaniği ile ilgili yaptığımız deneysel çalışmalar çok mesafeler kat etti. Ve ben sağlık camiasındaki bazı dostlarla sohbetimizde bu virüsün aerosol ya da airborne dediğimiz havadan yayılan virüs parçacıkları olmadığı savların arkasında ben şunu görüyorum. İşte bu virüs örneğin tüberküloz ya da kızamık gibi çok fazla hızla yayılan bir virüs değildir. O yüzden airborne diye tabir edilemez diye bir yaklaşım görüyorum. Şimdi aslında bu çalışmada biraz literatür taradığımda şunu görüyorum. 1930'larda tüberküloz iletimini inceleyen William Wells'ten çıkıyor ve 34 yılında bir makale yazıyor. İşte orada bu damlacıkları inceliyor ve mesela kızamık bulaşmış bir kişinin 12 ila 18 kişiyi enfekte ettiğini söylüyor ve kızamığa airborne tarifi yapılıyor. Ama biz bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz bazı hesap yöntemleriyle bir sınıfta örneğin bir restoranda bir kişinin bile etrafa virüs yüklü parçacıklar yaydığında o sınıfın tümünü enfekte edebileceğini görüyoruz. Bu anlamda işte bizim airborne tarifimiz ne olmalıdır acaba? Bunu biraz daha konuşmalıyız ve aslında aynı dili konuşmalıyız. Çünkü yakın mesafeli bulaşmaları kontrol etmek kolay.
işte maske takarak ya da kendinizi o kişilerden örneğin 20 santimden uzakta tuttuğunuzda yüzünüze büyük parçacıkların, damlacıkların düşmesine engel olabilirsiniz. Ama bizim derdimiz 1.8 metre diye tariflenen bu mesafelerin uzağında meydana gelen, özellikle süper bulaştırıcılar nedeniyle ortama yayılan, hele ki o kapalı bir ortamsa, havasız bir ortamsa, hava temizlenmiyorsa, mekanda güçlü hava akımları varsa, bu durumda biz işte çok büyük çaplı bulaşmalara görebiliyoruz. Demek ki kısa mesafeli aerosol iletimini önlemenin yolu maske takmak ve kişiden uzak mesafede durmakken, uzun mesafelerdeki yayılmayı önlemek için havalandırmayı, hava temizliğini ve mevcut standartlarımız, bu virüsle ilgili yeterli hava debisinin henüz ne olduğunun cevabını ararken yine de maske takmayı zorunlu kılmaktadır. Ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü aerosollerle mücadele etmek asıl zor ve bence bizim bugün dünyayı saran bu salgınla mücadele etmekteki eksik kalma nedenimiz bu virüsün tanımını yapamamak ve önlemleri ona göre belirleyememekten geçiyor. Şimdi biliyorsunuz bizim Aşre, Rehva gibi üyesi olduğumuz ve standartlarını takip ettiğimiz büyük kuruluşlar var hem Avrupa'da hem Amerika'da. Şimdi Aşre'nin bu konudaki beyanına baktığınızda ne görüyorsunuz? SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaşması yeterince olasılıdır. Bu nedenle virüse havadan maruz kalmanın kontrol edilmesi gereklidir diyor. Ve bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne yazdı, çeşitli yönetim kademesindeki üst düzey yöneticilere de iletti bu mektubunu biliyorsunuz. Aylar önce bunu yaptı. Ve bunu yaparken de şunu söyledi. Belki SARS-CoV-2 ile ilgili henüz yeterli çalışmalar yok olabilir ama bizim daha önceki SARS ve MERS'teki tecrübelerimize bakarsak gelin biz önlemimizi baştan alalım diye bir yaklaşım sergilendi ama artık geldiğimiz noktada biraz sonra anlatacağım pek çok çalışmaya sahibiz. Ve nedendi? Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile sağlanan havalandırma ve filtreleme SARS-CoV-2'nin havadaki konsantrasyonunu ve dolayısıyla hava yoluyla bulaşma riskini azaltabilir. Yani elimizde bizim aslında araçlar var ve bunları kullanabiliriz. Bu arada biliyorsunuz ilk günlerde çıkan bir takım çalışmalarla virüslerin işte klima cihazları, havalandırma sistemleriyle yayılabileceği konusunda da endişeler paylaşıldı sağlık camiasından özellikle bazı makaleler paylaşıldığında. Ve dendik işte klima sistemlerini çalıştırmayın, havalandırmayı kapatın gibi farklı cümleler de duyduk. Halbuki biz o zaman da şunu dedik, şartlandırılmayan alanlar yani konfor şartına getirilmeyen, ısıtılmayan, soğutulmayan alanlar insanlara doğrudan yaşamı tehdit edebilecek ve enfeksiyona karşı direnci azaltabilecek termal streslere de neden olabilir. Bu nedenle biz bu sistemlerin devre dışı bırakılmasını önermiyoruz dedik. Şimdi aerosol üretimini pek çok şey etkiliyor. Yani ortamda öksürme, hapşırma vesaire olmasa bile bir de hastaneler biliyorsunuz aerosolün zaten üretme prosedürlerinin uygulandığı mekanlar. Bu anlamda da çok dikkatle incelenmesi gerekiyordu. Bizim açımızdan ben işte bugün pozitif basınçlı havalandırmayı anlatacağım. Yüksek hızlardaki havalandırmanın yaratacağı riskleri anlatacağım. Ama hastanelerde doktor arkadaşlarımızın çok daha iyi bildiği işte bronskopi, hava yolu emişi, entübasyon gibi aerosolü zaten işlem nedeniyle üreten bir takım aktivasyonlar söz konusu. Şimdi aslında bu hava yoluyla bulaşma konusu da hastaneler üzerinden gerçekleşti. Hastanelerde numuneler alındı ve SARS-CoV-2'nin aerosollerdeki birim kimi incelendi. Birkaç hastane örneğini ben anlatacağım sizlere. Hastanelerin isimlerini yazdım ve görüldü ki özellikle işte izolasyon koğuşlarında aerosollerde SARS-CoV-2'nin RNA konsantrasyonu var, tespit ediliyor. Havalandırmalı odalarda daha az bulunmuşken mesela hasta tuvaletlerinde daha yüksek olduğu görülebiliyor. Bütün bu çalışmalar sonrasında da pek çok bilim insanı SARS-CoV-2'nin aerosoller yoluyla bulaşma potansiyeline sahip olabileceği sonucuna ulaştı.
Şimdi sağlık çalışanlarımız en ön safta yer almakta, en başından beri. Yani bizlerin kendimizi, evlerimizi kapatma, evlerimizi kapatma, işlerimizi evden yürütme şansımız varken sağlıkçılarımız tabii ki buna bu olanağa sahip değillerdi. Ve bu nedenle enfeksiyon riski altına girecekleri pek çok tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Bunların yanında uzun çalışma saatleri, stres, yorgunluk, mesleki tükenmişlik, fiziksel ve psikolojik şiddet gibi faktörler de bu riski artırdı. Ve böyle bir salgın döneminde sağlık çalışanlarının korunması ve yoğun bakım ünitelerinin de salgın kümelerine karşı hazırlıklı olmaları bizim için öncelik olmalıydı. Ve biz aylardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduk? Maalesef sağlıkçılarla ilgili kayıplarımız bence bunda çok da başarılı olmadığımızı gösteriyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının patojenlerin hastadan hastaya bulaşmasında rolü olduğuna dair de göstergeler mevcut. Ve nereden geldi hastanelerin bu konuda kaynak olabileceği? Bir hastanenin hava kanalında bulunan SARS-CoV-2, bilim insanlarının virüsün iklimlendirme sistemleri aracılığıyla da yayılabileceğine inanmasını sağladı. Ve bu da işte büyük bir sinyaldi, tehlike sinyaliydi. Çünkü virüsün başlangıçta düşünülenden daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. COVID-19'un kanıtları bazı hastanelerde havalandırma menfezlerinde ve filtre bulundu ve bunun üzerinden işte biz filtrasyon sistemlerini konuşmaya başladık. Ve ilk günden itibaren biliyorsunuz HEPA filtre kavramı artık sektör dışındaki pek çok dostumuzun da ilgi alanına girdi. Şimdi ilk örneğim şu, bu önemli bir örnekti bizim açımızdan. Bir hastane bu, İsveç'te bir hastane. Gördüğünüz renkli taranmış alttaki 3 kat COVID hastalarına ayrılmış. İlk katta poliklinik hizmeti veriliyor, bu ikisinde de koğuşlar var. Hastalar orada tedavi görüyor. Neydi datalarımız bizim? Havalandırma sistemi zayıftı koğuşlarda. Çünkü mevcut koşullara göre inşa edilmiş bir hastaneydi. Çok büyük hava değişim sayıları beklenmiyordu. Enfeksiyon odası olarak tasarlanmamıştı hastane. 1.7 ile 3 değişim saat arasında bir değişim söz konusuydu. Halbuki biz 12 değişim saat olması gerektiğini standartlara göre biliyoruz ve ona göre tasarlıyoruz. Ve bağın hem oranı çok düşüktü. Bunun da altını özellikle çizeceğim. Hastanenin bu sarıyla gördüğünüz katından plan görünüşü bu ve 19 tane oda var. 19 odadan ve çeşitli noktalardan örnekler alındı ve bunların analizleri yapıldı. Kırmızı gördüğünüz odalar pozitif çıkan odalar, yani SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği odalar. Ama mesela mavi odalarda da tespit edilmemiş. İki farklı örnek üzerinden çalışıldığında kiminde bazen işte 7 örnekte pozitif çıktı, kiminde gibi. Yani aslında biliyorsunuz SARS-CoV-2 o kadar ilginç geliyor ki hala hepimize, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yani neden mavi odada da aynı, yani benzer özellikler taşıyan bir hasta varken ve koşullar aslında aynıyken orada bulunmuyor da diğer tarafta bulunuyor? Bunlar tabii ki başka ilgilenme alanları olabilir. Şimdi benim dikkat çekeceğim konu, ki bizim için önemli olan konu, şu morla gördüğünüz yer bizim klima santrallerini yerleştirdiğimiz mekanik oda. Ve bu mekanik odada her kata ait birer santral var. Yani 3 tane klima santrali var. Bu klima santralleri HEPA filtrelerle donatılmış ve en uzak mesafe 56 metrelik bir kanal mesafesi gidiyor. En yakını da 49 metrelik bir kanal mesafesi söz konusu. Yani uzun bir yolla bu virüs merkezinden alınıyor ve kanallarla mekanik odaya taşınıyor. Burada bir klima santrali örneği gösteriyorum ki sağlıkçıların da bizi izlediğini biliyorum. Bir de HEPA filtre kasetini buraya yerleştirdim. Şimdi alınan swab örneklerinde dediğim saptamalar yapılıyor ve 3 klima santralinin de filtrelerinde virüs bulunuyor. Yani odalardan örnek alınmayan katlarında HEPA filtrelerinde bu virüsler saptanmış oluyor. Yani bu da bize virüsün hava yoluyla taşınabileceğini gösterdi. Yani hasta alanlarından bu kadar uzak olmasına rağmen merkezi havalandırma sistemlerinde saptanması virüsün uzun mesafelere taşınabileceğini ve bunun sadece damlacık iletimiyle açıklanamayacağını gösterdi ve bu makaleyi yazanlar dedi ki daha çok ilk günlerde SARS-CoV-2'nin havadan iletimi
açısından önleyici tedbirler dikkate alınmalıdır. Şimdi başka bir çalışma var. Yani bunlar çok önemli, artık bizim önümüze gelmiş olan çalışmalar. Bu da bize 2 metre mesafe kuralı. Aslında bu 2 metre mesafe kuralı da 1934'lerde yazılan bu makalelerle, Welsin makaleleriyle ortaya çıkmış ve aslında o yaptığı, ya o günkü şartlardaki deney olanaklarını düşünün ve o dönem aslında virüsün ya da ağızdan çıkan damlacıkların balistik bir şekilde gittiği düşünülürken, biliyorsunuz biz artık damlacıkların çok daha farklı şekilde yayıldığını görebiliyoruz olanaklarımızla. Bir oda göreceğiz. Bu odada, daha doğrusu iki oda göreceğiz. Hastalardan birisi artık iyileşmiş ve terk ediyor hastaneyi, ama birisi daha yeni yatmış bir hasta ve bu hastanede çeşitli kültür örnekleri alınıyor ve görülüyor ki, bulunuyor ki hastalardan 2 ila 4.8 metre uzakta toplanan hava örneklerinde SARS-CoV-2 saptanıyor. Ve ilginç olan da artık iyileşmiş olan hastanın odasında değil de daha yeni yatırılan hastanın odasında izole edilen virüsün tespit edilmesiydi. Ve buradan da zaten çıkan sonuçlar aerosollerin virüsün bulaşma kaynağı olabileceğini bize gösteriyor. Ve odada 6 hava değişimi saatte olduğunu görüyoruz. Ciddi bir filtreleme olduğunu görüyoruz. Ama mesela %10 taze havalı bir sistem burada ve UV ışınlanması da kullanılmış. Ama sonuç bize aerosollere karşı da net bir rehberliğe ihtiyaç olduğu yönünde. Şimdi gelelim iyi örneklere. Demek ki biz aslında havalandırmayı kullanarak bu salgınla mücadele de edebilir miyiz acaba? Bunu gösteren örnekler de var bizim için. Mesela Çin'de ağır hastaları tedavi etmek için ayrılmış bir hastanede yapılan bazı çalışmalar var. Bu çalışmalarda da 90 tane yüzey çubuğu kullanarak 30 lokasyondan örnekler alınıyor. Ve görülüyor ki tümü negatif. Bir tek pozitif çıkan nokta var. O da bir hastanın maskesinden alınan örnekten çıkan sonuç. Ve hastane yetkilileri bunu duyurmak istiyor. Yani demek ki diyor, biz bu salgınla mücadele edebiliyoruz. Bunun yöntemleri de ne olabilir diye sıralıyorlar. Yaptıklarını duyurmaya çalışıyorlar. Neler bunlar? Doktor ve hastaların iki ayrı kanaldan işlediği temiz, tampon ve kontamine olmak üzere 3 bölgeden oluşan izolasyon odalarının oluşturulması mesela. Ve izolasyon koğuşunda saatte 12 veya daha fazla hava değişimi sağlanması ve özellikle negatif basınçlı olması havalandırma sisteminin. Tabii ki bunun yanında zaten protokollere de bağlanmış olan çevresel dezenfeksiyon, işte hijyen kuralları gibi önlemler ciddi anlamda alınmış. Yine başka iki hastanede bize bu kanıtları sunuyor. İşte Wuhan'daki iki hastane üzerinde yapılan çalışmalarda odalarda bulunuyor. Ama çok az oranlarda bulunuyor havalandırmalı olduğu için. Ama mesela bu çalışmalarda da tuvaletlerde çok ciddi risk görülüyor. Ve özellikle bunun altı çiziliyor. Havalandırma sistemlerinin %100 taze hava ile çalıştırılması gerektiği, tuvaletlerin çok iyi havalandırılması ve sterilize edilmesi ve ayrıca maske takılması. Pardon. Ben bir geri gittim. Bir saniye rica edeceğim su almak adına. Pardon. Çok özür diliyorum. Böylece bir size de mola aldırmış olayım lütfen. Evet, yoksa şimdi ben gelelim. Buyurun. Yoksa ben devreye girecektim. Buyurun. Hocam buradayım, tamam. Şimdi bir iyi örnek yok mu? Ülkemizden hele iyi örnek yok mu diye ben araştırırken
Gördüm ki birkaç gün önce ekranıma çıkan bir örnek var. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Yıldırım Beyazıt Üniversite Hastanesi, Ankara. Ve bu çalışmayı hocalarımız iyi örnek olsun diye duyurmak istemişler. Ve şunu diyorlar, biz aslında başlangıçta 16 yataktan oluşan 14 yoğun bakım ünitemize sahiptik ve toplam 224 yatak kapasitemiz vardı. Ve başlangıçta da sadece her ünitede 2 tane negatif basınçlı hasta odamız vardı. Yani çok yetersizdi. Ama belli hazırlıklara giriştik ve biz bütün odalarımızı negatif basınç odalarda, koridorda da pozitif basınç olacak şekilde ayarladık. Basınç ayarını da -10 Pascal negatif basınç değerinde tuttuk. Havalandırma sayımızı 16 değişim saat olarak ayarladık. Bütün klima santrallerimizde HEPA filtreler kullandık. Tabii ki diğer enfeksiyonla ilgili önlemlerimizi aldık. N95 vesaire. Ve şunu haykırıyorlar. Bizler negatif basınçlı bu odalara girerken, tulumlarımızı giyerken biz koridorda tulum giymeye gerek görmedik. Sadece N95 maskemizi ve başlığımızı tuttuk. Bunun dışında da tulumlarımızı çıkardık. Çünkü bu tulumların da bir takım stresler yarattığını, zaten yoğun iş, ki biliyorsunuz ekranlarda gördük o tulumları çıkarınca nasıl terlediğini sağlıkçılarımız. Bunu duyurmak istemişler ve şunu demişler, artık modern yoğun bakım ortamları yaratırsak, çünkü önümüzde COVID-19 veya başka salgınlar muhakkak olacak, biz tulum giymeden en azından koridorlarda olabilme şansına sahip olacağız. Ben bu hocalarımı da arayıp hatta kendileriyle konuşmayı çok arzu ediyorum. Şimdi önerilen yaklaşımlarımız neler bizim? Bunları özetlemeye çalışalım. Bir kere basınç ayarının çok önemli olduğunu altını çiziyoruz. Yani temizden daha az temize ve kirliye doğru bir hava akışını, negatiflik, pozitiflik dediğimiz konu bu, sağlamak zorundayız. Mümkünse filtreleme seviyesini artıracağız. Yani olabildiğince en iyi filtre ve hocalarımızın yaptığı gibi mümkünse HEPA filtre. Tabii ki HEPA filtrenin mevcut sistemlere yerleştirilmesiyle ilgili yaşadığımız pek çok teknik problem var. Basınçlardan, cihazın kendi basıncından, fanlarla ilgili sıkıntılar yaşayabileceğimiz gibi mekanlardaki bu basınç ayarlarıyla ilgili de sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunları irdeleyerek bir çözüm bulmaya çalışılabilir. Kesinlikle %100 taze hava kullanılması konusunda tabii ki altını çiziyoruz. Bunun da enerji kısıtlamaları ya da cihazların kapasitelerinin yetersizliği ile ilgili yaratılan kısıtlamalar söz konusu. Hava kaçağı olabilecek ısı geri kazanım sistemlerini devre dışı bırakmayı öneriyoruz. Ve oda içerisindeki hava akış yönünün iyileştirilmesi, anlatacağım HEPA filtreli portatif ön odaların kullanılması ve muhakkak havalandırma sistemlerinin de devamlı çalıştırılması gibi önerilerimiz var. Tabii ki ameliyatların özellikle bu dönemde kaçınılması gerektiği üzerinde duruldu. Sağlıkçılarımız da bu anlamda beyanlarda bulundular. Mümkünse kaçınmak gerektiği yönünde. Ama mümkün değilse varsa negatif basınç ameliyathanelerinin kullanılması, sadece bir ameliyathanenin sadece COVID'lilerin kullanımına ayrılması ve girişlerinde ameliyathanelerin negatif basınç yaratacak alanların oluşturulması gibi önerilerde bulunuyoruz. Yine endoskopi gibi aerosol üreten pek çok aktivitede alınması gereken önlemlerimiz var. Havalandırmanın 12 değişim saatten az olmaması, yine negatif basınçlandırılması, havanın %100 egzoz edilmesi ve iç ortamı döndüren fan coil gibi cihazların kullanılmaması ve mümkünse bu mekanlardan atılan havanın HEPA filtreyle düzenlenmesi gibi bir takım özel önlem önerilerimiz de oldu. Şimdi neydi aslında en büyük problemimiz? Benim bu tasarladığımız bir hastane, Erbil Çocuk Hastanesi'nden bir çizim yapıştırdım buraya. Bilmiyorum ne kadar anlaşılabilir ama bakın biz normalde en iyi hastaneyi bile yapsanız yoğun bakım ünitelerimizi biliyorsunuz pozitif basınçlı olarak tasarlıyoruz. İşte biz hep aslında bir de all air dediğimiz tamamen havalı sistemle de
çalıştırıyor sistemlerimizi ve ortam havasını döndüren, sirküle edilen cihazlarda kullanmıyoruz, klima cihazları kullanmıyoruz. Ama böyle iyi tasarlanmış, pek çok zonlama yapılmış bir yoğun bakım ünitesinde bile pozitif basınç bizim anlamımızda şu anda risk yaratıyor. O zaman ne yapılabilir? Öncelikle yoğun bakım ünitelerimizi kontrol etmeli ve pozitif basınç altında çalışıyorsa muhakkak negatif basınç altında çalışacak şekilde düzenlenmelidir dedik hep. Test edin, hava dengelerini gözden geçirin. Eğer yapabiliyorsanız fan ayarlarıyla oynayın. Merkezi sistemin olanaklarını değerlendirin. Bütün bunları çalışın dedik. Böylece yoğun bakım ünitelerinin COVID'li hastalar açısından kullanımını önünü açalım diye önerdik. Şimdi gelelim hasta odalarımıza, mevcut hasta odalarımıza. Bizim genel anlamdaki oda tasarımlarımızda biliyorsunuz eski hastanelerimizde fan koyu bile yok. Radyatörlü ısıtma uygulanan, işte sadece penceresi açılan hastanelerimiz var. Bunu da biliyoruz. Ama daha modern hastanelerde odayı ısıtıp soğutan fan koyu cihazları ve taze hava biz en azından odaya üflüyoruz ama emiş genelde yapılmaz ve tuvaletler üzerinden de menfezlerle emiş yapılır. Ve yine de hasta odaları da genel olarak pozitif basınçlı odalardır. Şimdi bu anlamda yine bu odalar için önlemler alınması gerekiyordu. Ne yapılabilirdi? İşte odalardan ek olarak emiş düzenlenebilirdi. Ya da yine taşınabilir HEPA filtreli cihazlarla portatif giriş odaları oluşturulabilirdi. Böylece odanın negatifliği sağlanabilir ve koridora, amacımız sağlıkçılarımızı korumak biliyorsunuz ve virüsün hastane genelinde yayılmasını önlemek, yayılımını önleyebilirdik. Bu tür önlemlerle biz salgınla baş edebilirdik. Örneğin bu da bir örnek. İki hastalı oda, tabii ki tek hastanın kalacağı odalar olsa keşke, gönül bunu ister. Ama mesela iki hastanın olduğu bir oda için önerilen çözümler ne? Biz böyle bir çadır oluşturulmasını, bu çadıra taze havanın bir şekilde alınmasını ama çadırlardaki havanın genel odaya yayılmadan HEPA filtreli bir cihaz üzerinden geçirilerek mümkünse dönüş havasına bağlanmasını burada görüyorsunuz. Veya direkt olarak dışarı atılmasını öneriyoruz. Böylece aslında kaynağında virüs yüklü havayı toplamayı, kontrol etmeyi ve ona hakim olmayı öneriyoruz. Böylece dışarıda temiz bir hava oluşturmayı ve bu noktada da yarattığınız negatifle ilave bir sistem eklemiş oluyorsunuz. İçeriden dışarıya hava kaçışını önlemeyi, bu tür çözümlerle aslında salgınla baş edebilmeyi. Şimdi bana hep soruyorlar, oteller için de daha önce soruldu. İç havayı sirküle eden cihaz kullanımını biz bu dönemde evet önermedik. Çünkü ortamın havasını devamlı sirküle ediyorsunuz. Filtrelerin üzerinde virüsün birikmesine neden olabiliyorsunuz. Bununla ilgili de ticari binalarda bazı önerilerimiz oldu ya da otellerde odalar değişirken cihazların dezenfekte edilmesi, odaların çok iyi havalandırılması gibi. Tabii ki hastanelerde de eğer kullanacaksanız yine Aşre'nin de bu yönde telkinleri ve önerileri vardır. Yine biraz önce bahsettiğim çadırlı düzeneyi yapar ve HEPA filtre ile etrafını temiz kılarsanız o zaman iç havayı sirküle eden cihazları kullanabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Biraz önce bahsettiğim gibi odanın emiş havasını, egzoz havasını arttırabilirsiniz. Bu tür önlemlerle odaları negatif hale getirmeyi amaçlıyoruz. Şimdi yine ne yaptık? Çok sıkıştık, kapasitelerimiz yetmedi ve ameliyathaneleri yoğun bakım ünitesi, COVID hastaları için yoğun bakım ünitesi olarak kullanmaya da başladık. O günlerde de ben hemen ameliyathaneler pozitif tasarlanırlar, acaba dikkat edildi mi gibi bir takım uyarılarda bulunmaya çalışmıştım. Ameliyathaneler bizim için hastanelerin elbette en iyi hava koşullarına sahip noktaları. Çünkü işte biz bu havayın
havanın akışını kontrol edebildiğimiz wow box dediğimiz VAV kutularını kullanıyoruz, emişe koyuyoruz, dönüşe koyuyoruz. Havayı son noktada HEPA filtrelerle laminer bir şekilde odaya yayıyoruz. Bu noktada çok önemli ve kullanılabilir tabii ki mekanlarda ama dikkat etmemiz gereken yine konular vardı. Neden kullanılabilirdi? İşte oksijen, anestezi ve vantilatör makinalarına erişim imkanı vardı. Tabii ki mümkünse kullanmayın dedik ama eğer kullanıyorsanız da odaların negatif, yani ameliyathane ortamının negatif hale, negatif basınçlı hale getirilmesini sağlayın dedik. Hava değişiklikleri çok yüksek olabilir biliyorsunuz ameliyathanelerde. Yani 25-30 kimi sınıfına göre, yani temizlik sınıfına göre çok daha yüksek debiler olabilir. O nedenle fan ayarlarıyla oynayabildiğiniz kadarıyla ki büyük bir kısmı frekans konvertörlüdür bu fanların ve klima santrallerinin fanlarına. O yüzden hava debilerini 12 değişime kadar 16'ya düşürebilirsiniz dedik. Hava dengesini kurun dedik. Soğutma ve nem alma ile ilgili kapasite ayarlarınızı yapın. Ve elbette ameliyathanelerin doğası gereği zaten ya %100 taze havalı dış hava, ortam havasını direkt olarak dışarı atan santraller hizmet ediyor olmalıdır oraya ya da HEPA filtreli klima cihazlarımız vardır. Ve bu noktada ameliyathaneler içinde ameliyathane içerisinin tümünde negatiflik yaratmak zor olabileceği için bütün kapıları sızdırmaz yapıp giriş çıkış için bir kapıyı ayırmak ve yine bunun önünde HEPA filtreli hava akışını burada aktararak bir negatiflik yaratacak bir giriş holü yaratma konusunda da önerilerde bulundu. Yine birkaç resim paylaşacağım daha belki anlaşılır olması açısından. İşte bahsettiğimiz çadır yöntemi ve HEPA filtreli bir temizleme cihazı. Bir de taşınabilir bireysel egzoz cihazlarının direkt hastanın ağzına yaklaşarak direkt egzoz etmesinin de çok faydalı olabileceğini biliyoruz. Şimdi bu anlamda umarım sıkmıyoruz hocam, bilmiyorum ama. Gayet güzel gidiyor. ama bir süre açısından biraz sıkıntımız var sanki. Tamam. Ben o zaman biraz toparlamaya çalışayım. Biraz daha hızlanayım. HEPA filtrelerden Tamam hocam. HEPA filtrelerden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü salgının ilk günlerinde biliyorsunuz biz dedik ki aman sistemlerinizi çok da ellemeyin, işte temizliklerinizi de yapmayın, %100 taze havaya geçin, bir süre gözlemleyelim dedik ama biz artık sistemlerin gerekli önlemler alınarak temizletilmesi, bakımlarının yapılması gerektiğini öneriyoruz. Bu nedenle de sağlık çalışanları gibi bizim teknik personellerimiz de aslında risk altında ve çok ciddi önlemler alınarak filtrelerimizin temizlenmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Tuvaletler sıcak noktalar olarak gözlendi. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Hatta yapılan bir çalışmada 24 yıkamadan sonra hala mevcut sporların olduğu gözlendi yapılan ölçümlerde. O nedenle kullanılmadığında bile tuvaletin kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ve fanlarının 7-24 çalıştırılması gerektiğini öneriyoruz. Tabii ki tesisatın kuru kalmamasını ve yıkamadan önce de klozet kapağının kapatılmasını. N95 maske, özellikle bugünlerde biliyorsunuz Amerika'da da herkes keşke N95 maske kullansa biz kısa sürede bu virüsle baş edebiliriz gibi demeçler veren bilim insanlarımız oldu. N95 maskeleri Amerika'da buharlaştırılmış hidrojen peroksit enjekte edilmiş odalarda ve nakliye konteynerlarında dezenfekte ediyorlar. Çünkü Duke Üniversitesi de bu konuda böyle bir öneride bulundu. Ama bizim ülkemizdeki ben Sağlık Bakanlığı'nın bazı afişlerine rastladım. O yani atık olarak uygun şekilde atılması gerektiğini ama bu anlamda da sarf malzemesi olduğu için bu kararın hastane yönetimlerince verilmesi gerektiğini söylemiş. Hocam nem kontrolünden kısaca şöyle bahsedelim. Biz bütün ticari alanlarda, ofislerde, okullarda da nem kontrolünün enfeksiyon kontrolü açısından çok önemli olduğunu anlatıyoruz. %40 ile %60 arasında tutulması gerektiğini. Çünkü %50 bağıl nemde virüs parçacıklarının en dengesi olduğu
nokta olarak tespit ediyoruz. Ama 40 ile 60 arasında range'imizi geliştiriyoruz. Elbette bu noktada %40 ile 60 arasında tutulması ve bunun izlenmesi çok önemli. Hastaneler üzerinde yapılan araştırmalarda nemin faydaları şöyle özetlenmiş. Bir kere enfeksiyonla ilgili bakım hizmetlerini azaltabiliyorsunuz. Hastanın kalış süresini kısaltabiliyorsunuz. Hastanelerin kaliteli bakım ölçütlerini iyileştirdiği gözlenmiş. Ve hastaların yeniden kabul oranlarını azalttığını ve gelirine de katkıda bulunduğu. Çünkü hastanede mesela %9 hastanın hastaneyle ilişkili bir enfeksiyonu kaptığı da araştırmalar arasında ve %15 ile %30'unun hava yoluyla bulaşabileceği gösterilmiş. Bu anlamda da sadece el hijyeniyle virüsle mücadele ya da mikroplarla mücadele etmenin yetmediği, bu nedenle bağıl nem oranlarının uygun sistemlerle kontrol edilmesi gerektiği. Yani kontrol edilmesi de tabii ki çok önemli. Çünkü yüksek nem oranları da bizim yine istemediğimiz küf, yoğuşma gibi problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Yani kısaca sağlıklı bir bağışıklık sistemi için, havadan kaynaklı virüslerin yayılmasını önlemek için bizim nem kontrolünü yapmamız gerekiyor. Çok şöyle bir ufuk çizmek açısından bir paylaşımla bitiriyorum sunumumu. Şimdi önümüzdeki dönemde biz tasarımcılar, elbette bizler DIN standartlarına, AŞRE gibi uluslararası standartlara uygun olarak projelerimizi yapıyoruz. Ve yeni sistemlere yeni cihazlar katıyoruz. Mesela artık iç havayı döndüren fan coil'ler yerine havayı kontrol eden damperlerle daha fazla havayla odaları çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da enerji verimli sistemler kurmayı hedefliyoruz. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Bizim artık kompütürize edilmiş bazı simülasyon çözümleriyle tasarım yapmamız gerekiyor. Ben bunu her bina için özetliyorum. Ve Vatikan Devlet Çocuk Hastanesi'nde yapılmış bir örnek var. İlk hesaplamalı örnek. Bu hastanenin işte örneğin bir bekleme salonu ile, burada da havalandırma var, işte menfezlerimiz var. Bir de yatak odasında yapılmış bu çalışma. Ve görüyoruz ki aslında kaynak kişiden yayılan damlacıklar bir süre sonra ne kadar havalandırma yaparsanız yapın ortama yayılabiliyor. Yani bizim en azından bu menfezleri yerleştirirken, hava debilerini belirlerken bu tür çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir oda için verdiğim örnekte de kaynak kişiden yayılan damlacıklar bakın odaya elbette yine yayılıyor. Bir süre sonra tabii ki odadan kayboluyor. Havalandırma olmadığını görmek bile istemeyiz herhalde burada. Ama bu çalışmanın özel bir sonucu da hani biraz önce de gösterdiğim gibi kişilere yakın bir yerden havanın alınıp atılması, böylece odaya yayılmasına da imkan vermemek üzerinde. Benim uçaklar içinde, işte sınıflar içinde bireysel, kişiye özel hava alanı yaratılması diye tariflediğim sistemlere gideceğiz gibi gözüküyor. Antep'teki patlamayla ilgili medikal gaz da biliyorsunuz bizim ilk alanlarımızdan birisi ve hastanelerin aslında çok dikkatli işletilmesi gereken alanlarından birisi. Bu dönem hem oksijene olan çok ihtiyaç nedeniyle tüketim arttı. Bu anlamda buharlaştırıcılarda daha fazla buz oluşumu belki meydana geldi. Bütün bunların çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. Basınçlı hava tüketimi ile ilgili yedek kompresörler vesaire önlemlerin alınması gerekiyor. Bu noktanın da özel bir uzmanlık alanı olduğu, seyyar cihazlardan özellikle o günde patlayan oksijen tüplerinden kaçınılması gerektiğini ve modern oksijen temin eden sistemler kurulması gerektiğini altını çizmeyi de bir görev biliyorum. Ve Florence Nightingale'in özellikle hastane mimarisiyle ilgili kitabındaki bir sözüyle bitirmek istiyorum sunumumu. Binaların sağlığını güvence altına almak için 5 temel nokta vardır. Temiz hava, saf su, etkili drenaj, temizlik ve güneş ışığı. Bunlar olmadan hiçbir bina sağlıklı olamaz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Filiz Hanım, öncelikle teşekkürler. Çok bilgi aldığımız verimli bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık.
Değerli katılımcılar, alt tarafta görmekte olduğunuz questions kısmında, yani sorular kısmında lütfen sorularınızı yazın. Ben de merak ettiklerinizi Filiz Hanım'a ileteyim ve toplantımızı bu şekilde devam ettirelim. Öncelikle bir soru var. Haluk Hocam'dan gelmiş. Kendisi tıp doktorudur. Türk Tabipler Birliği'nde benim de vermiş olduğum bir webinarda beraber sunum yapmıştık. Öncelikle hoş geldiniz diyorum kendisine tekrar. Ve sorusunu iletiyorum. Filiz Hanım, sunumunuz için çok teşekkürler. Özellikle kaybettiğimiz arkadaşlarımızın çalıştıkları iş yerlerine ait slaytınız için teşekkürler. Bir hekim olarak sizin de belirttiğiniz gibi airborne bulaşın salgında ana unsur olduğu görüşünüze tamamen katılıyorum. Süper bulaştırıcı kavramından daha çok süper bulaşım ortamı tanımını kullanmaktan yanayım. Kapalı ortamda bulaşmada etkili 4 ana faktör: ortam hava değişimi, insan sayısı, bulunan süre, maske etkinliğinden oluşmakta. Kapalı bir ortama giren enfekte tek bir kişinin yukarıda saydığım parametrelerin bir fonksiyonu sonucu süper yayılım ortamına dönüşeceğini düşünüyorum. Ortam havalandırması, özellikle mühendislik önlemleri ile mükemmele ulaştırmak için olası, ancak özellikle enerji, bakım, HEPA-filtre ve benzeri maliyetleriyle birlikte baktığımızda sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerinizi öğrenmek isterim. Ayrıca eski tip kapısı, penceresi açılan binalarda bulunan hastanelerde hava değişim oranları ile ilgili yapılmış çalışmanız var mı diye sormuş kendim. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle aynı dilden konuşabildiğimiz için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok güzel özetledi aslında. Yani evet, biz şimdi şunu anlatmaya çalışıyorduk. Kapalı ortam bulaşmalarıyla biliyorsunuz biz aslında konuya dikkatimizi çevirmeye başladık ve ilk günden itibaren bir restoran örneği bizim için örnek bir model çalışma oldu. Ondan sonra örneğin et entegre tesisleri gibi iç havanın hem soğuk olduğu hem yetersiz taze havanın döndürüldüğü, işte kilise örneği oldu. Pek çok insanın şarkı söylerken gerekli mesafelerde olduğu halde yetersiz havalandırma nedeniyle virüse maruz kalması gibi örnekler aslında bizi bu noktaya taşıdı. Çok doğru. Evet, kısa sürede kalın diyoruz o yüzden kalabalık ve kapalı alanlarda. Uzun süre kalmak, o hava ortamın yeterli derecede havalandırılmamış olması, maske takıp takmamak gibi etkenler o ortamdan virüs kapmaya neden oluyor. Şimdi hocamın dediği gibi pek çok hastanemiz var havalandırma sisteminin olmadığını bildiğimiz ve sadece pencereyi açarak doğal havalandırma yapılabilen hastanelerimiz var. Bununla ilgili yapılmış bir araştırma bilmiyorum açıkçası ama şunu biliyoruz biz. Örneğin okullarla ilgili yapılan doğal havalandırmaya yönelik çalışmalar var. Biz de mühendisler olarak hem mekanik havalandırmadan hem de doğal havalandırmadan yararlanmak gerektiğini biliyoruz. Ama bunun, yani doğal havalandırma sistemlerinin de mimari kurgulanırken en başta tasarlanması gerekiyor. Yani sadece pencereyi açmakla siz o mekanı havalandırmış olmuyorsunuz. Havanın hareketi, işte karşıt akım yaratıp yaratmamak, mesela okullarda bir çalışmada karşılıklı açmanın da virüsün bir kişiden bir kişiye atlamak açısından zararlı olduğunu da göstermiş. Yani bu anlamda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Doğal havalandırmanın da kuralları var ve bu kuralların da açıklıkları belirlerken, yani siz pencereyi açtığınızda biz neden mekanik havalandırmayı savunuyoruz? Kaç değişim saatle karşılaşacağını bilmiyorsunuz. Bu rüzgarın yönüyle değişir, sıcaklıkla değişir. O anlamda doğal havalandırmanın bizi kurtaran, en azından bu süreç içinde bir şey olmadığını biliyoruz. Ama ileride bu hem doğal hem mekanik havalandırma bina kabuğu tasarlanırken birlikte ele alınarak bir alternatif olarak binaların sürdürülebilirliği açısından
cebimizde bir araç. Bunu biliyoruz biz. Başka çalışmalarda da bunu paylaşıyoruz. Şimdi hastanelerde zaten biliyorsunuz kritik alanlarda biz HEPA filtre kullanıyoruz. Ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde vesaire. Bizim buradaki sarf malzeme ya da bakım anlamında problemler yaşadığınızı biliyorum. Ve bunların en azından salgın döneminde artık işin ekonomisinin dışına çıkarak çok iyi işletilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte elbette sektör olarak çalışıyoruz. UV'yi çalışıyoruz. Başka bir takım kimyasallarla dönüş havasının dezenfekte edilip edilemeyeceğini çalışıyoruz. Yani o klima santrallerinde size hem enerji, soğutma, ısıtma anlamında kaybettiren, bunu öyle ısı geri kazanım sistemleri tasarlamalıyız ki mesela bu dönem tamburluları kapatın dedik biliyorsunuz. Çünkü hava geçişi olabileceği endişemiz vardı. İşte serpantinli ya da plaka tipi olanların basınç kontrolleriyle kullanılabileceğini önerdik. Kısaca bizim de mekanik sektörü olarak bir sürü ödevimiz var, bunu biliyoruz. Yani hastanelerin daha sürdürülebilir olabilmesi, enerji verimliliği açısından daha farklı tasarlayacağız. İşte bu noktada hani bireysel ve kişiye özel havalandırma dedim ya, yani çok büyük bir alanı taze havayla beslemek yerine o kişilere havayı ulaştırmak ve o kişilerden havayı emmek belki bize biraz daha rahatlık sağlayacak bu anlamda ve bu konudaki çalışmalar da devam ediyor diyebilirim size. Peki, teşekkürler. Gökhan Tatlıdede'nin birkaç sorusu var. Ben biraz derleyip toparlayarak sormak istiyorum Gökhan Bey'in sorularını. Yani derleyip toparlamaktan kastım uzun olduğu için daha kısa hale getiriyorum. Görüntüleme odaları aşağı 170'te oradaki basınç ilişkisi gerekli olmadığı şekilde tanımlanmış. Yani herhangi bir pozitif negatif basınç ilişkisi tanımlanmamış diye belirtiyor. Bu görüntüleme alanlarında ilk başlarda da tomografi sonuçları kullanıldığı hastanın hasta olup olmadığını anlamak için. Peki burada bu alanlarla ilgili olarak tasarım yaklaşımının nasıl olması gerekiyor? Bu alanlarda bir pozitif basınç ilişkisi bundan sonraki süreçte olması gerekir mi? Burada VAV ya da CAV kullanımını nasıl tarif edersiniz? Çok doğru. Özellikle ben bazı doktor arkadaşlarıma da bu süreçte sordum. Mesela tomografi cihazların içerisinde nasıl önlem alınıyor diye de sordum. Yani kapalı bir alana giriyorsunuz biliyorsunuz ve sizden sonra işte bir başkası da giriyor. Oradaki havalandırmayı nasıl yapıyorsunuz diye bile sorduğum arkadaşlarım olmuştu. Haklısınız, şu anda o konuda artı eksi konusunda sizi çok da şartlandıran bir standart yok ama bilmiyorum belki geçti bir yerde negatif basınçlı olması gerekiyor röntgen, tomografi vesaire odaların. Bundan sonra pek çok konuda yeniden bazı şeyleri ele alacağız. Ona inanıyorum. Özellikle mesela taze hava miktarları konusunda. Ben mesela 10 litre bölü saniye, 36 metreküp saat hava debisinin minimum kullanılması gerektiğini TTMD'nin yaptığı bir uluslararası sempozyumda çok güvendiğim bir hocadan öğrenmiştim. Ama yıllar içerisinde biliyorsunuz enerji verimliliği nedeniyle aşırı bu değerleri aşağıya çekti. Mesela nemlendirme değerlerini de aşağı çekti. %20 ile 30'lar arasındaki nem oranlarını bile kabul edilebilir nitelendirdi bazı mahaller açısından. Yani biz bundan sonra standartları yeniden gözden geçireceğiz. Çok haklısınız. Ve dediğim gibi mesela o kadar problemli ki yani görüyorsunuz bir bina, apartman binasını hastane haline getirdik biz bu süreçte. Pek çok kuralın dışına çıkarak ve bu radyoloji odalarında vesaire iç havayı döndüren cihazlar kullandık. Ameliyathanede iç ortam havasını döndüren cihazlar olan ameliyathaneler gördük. Çok kötü örneklerle karşılaştık. Bence bundan sonra yapılması gereken var olan bina yapımızın tekrar gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi ve bundan sonrası için yeni yönetmeliklerle bizlerin mecbur bırakılması. Çünkü projeciler biliyorsunuz bir yerde tıkanıyor. Eğer işverenleri ikna etmekte dayandığınız ya da sizi zorlayan yönetmelikler yoksa özellikle onay işlemlerinde
kendinizi baskı altında hissedebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşım çok haklı. Belki VAV'ler, CAV'ler kullanarak havaya yönelik çözümler olacak ve bu basınç dengelerini tekrar gözden geçireceğiz. Teşekkürler. Müge Yalçın hanımefendinin bir sorusu var. %100 temiz hava ile sağlıklı havalandırılan ortamlarda iç havayı döndüren fan coil sisteminin kullanılması riski ne kadar arttırmaktadır diye soruyor. Bununla ilgili kısaca alabilirsem cevabınızı memnun olurum. Tamam, peki. Biz önermiyoruz ama hava desteği varsa kullanılabilir de diyoruz, çünkü başka şansınız yoksa. Çünkü ne dedim? Konfor şartı yaratmak, insanları ısıtmak, soğutmak da bizim görevlerimizden biri. Bu durumda fan coil sistemlerini hiç durmadan devamlı çalıştırmak, çünkü üzerinde birikmeyi sağlamamak gerekiyor. Ve zaman zaman da dip temizlik yapmak gerekiyor. Kullanmamak mümkünse, ama kullanıyorsanız da %100 taze havalı destekli, yeterli havalı destekli kullanabilirsiniz. Peki. Bir diğer soru Esat Kemal Aybar'dan geldi. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyor kendisi. HEPA filtre test sonuçlarının 0.3 mikron parçacık için olduğunu belirttiğiniz diyor. Ancak COVID virüsünün parçacık boyutu bundan çok daha küçük. COVID virüsünün parçacık boyutunda HEPA filtrelerin test sonuçları ile ilgili bir yayın var mıdır diyor. Şimdi şöyle, biz de aslında bunu hep sorduk. Hani ben bile sordum HEPA filtre firmalarını arayıp. Ama şöyle düşünüyoruz. Hatta Merve 16'ya kadar bile indi daha sonra. Çünkü bu virüs parçacıkları damlacıklar içerisinde gidiyor ve 0.3 mikron da bunun için aslında yeterli bir değer. Yani 0.1 mikronun virüsün taşınacağı bir damlacık boyutu olması gerekiyor. Bir damlacığın içerisinde taşınması gerekiyor. Bu konuda aksi bir çalışma yok diyeyim. Yani var mıdan önce, ama bu HEPA filtrenin kullanılabileceği konusunda bizim iknamız söz konusu. Peki Orhan Gürson Bey'den bir soru var. MBO'nun COVID-19 hastane rehberini Türkiye'de tasarladığınız hastanelerdeki uygulamasını kontrol edebildiniz mi? Türk Tabipler Birliği'nin akıllı yoğun bakım önerileri konusunda fikriniz nedir diye soruyor kendi. Öncesinde de sunumunuz ve vefat eden sağlık çalışanlarına başsağlığı demiş kendisi. Onu da belirtmek isterim. Buyurun. Evet, okudum. Evet, ikisini de okudum. Ne demin bekliyor Orhancığım bilmiyorum, ama ben şunu söyleyebilirim burada. Sağlık Bakanlığı'nın rehberini ben herkesin elindeki kaynak olarak yetersiz bulduğunu söyleyebilirim. Yani tabii ki ODA'nın çalışmaları oldu, Türk Tabipler Birliği'nin çalışmaları oldu, ama bunlar ne kadar dinlendi, ne kadar izlendi, bu tartışılır. Bu konuda yeterli bir medya desteği de alınamadı ya da belki yani dikkate alınmadı, bunu söyleyeyim. Ama rehberde de problemler var biliyorsunuz. Bizim Sağlık Bakanlığı rehberimizde iklimlendirme diye bir bölüm var. Mesela orayı açıp okuduğumdaki, çok detaylı okudum. Diyor ki mümkünse negatif basınç yaratın. Şimdi burada mümkünse lafının yeri var mı? Sorarım size. Yani bunu mümkün kılmanız gerekiyor. Bu bütün binalar için geçerli. Yani ve biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı kendi rehberinde her bina için ne olması gerektiğini, ki bizlerden destek alarak yazdığı halde bunları denetlemiyor. Oteller için de aynı şey. Mesela son bir İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı otellerle ilgili bir çalışma var. Klima santrallerine UV konulması gerektiği yazıyor. Ve bu illere de gönderildi. İl sağlık pandemi takip merkezlerine de gönderildi. Çünkü birileri oraya UV konulması gerektiğini bir şekilde yazdırmış. Ama UV'nin nasıl konulması gerektiği, işte hızın ne olması gerektiği vesaire, yani bu konuyu çok iyi yönetemediğimizi düşünüyorum ben. Benim bu konuda söyleyeceğim şey bu olabilir. Keşke ODA'nın da yaptığı çalışmalar, orada da katıldığım veya katılmadığım şeyler var. Özellikle havanın üfleme ya da emiş şekilleriyle ilgili hala dünyada devam eden, İşte döşeme hizasından displacement ventilation dediğimiz, biliyorsunuz, işte döşemeye yakın üfleyip tavandan emmek konusuyla ilgili bile bir henüz kesinleşmiş bir şey yokken,
odanın yaptığı çalışmalarda bu sanki kesinmiş gibi aktaran cümleler var. Bütün bu çalışmalar yenilenmeye açık olmalı, literatür takibi yapılmalı. Yani sadece standartların şu an çok ötesine geçti dünya. Bunu kabul etmemiz lazım ve yapılan bu yeni deneysel bilimsel çalışmaları takip edip hemen onların içerisine yerleştirmemiz lazım. Ve burada en önemli şey denetleme arkadaşlar. Maalesef hiçbir yer denetlenmiyor. O hastane benim rehberime uygun mu diye bakılıp açılıp kapansaydı belki bu kadar çok hastanede biz vefatlarla karşılaşmazdık. Peki, Agah Bey'in bir sorusu var. Şehir hastanesi projelerinde konfor klima santrallerinde G4 artı F7 filtre grubu tasarımı yapılıyordu. Bu filtre sistemine ilave olarak yani HEPA filtrelerin maliyetini de düşündüğümüzde nasıl tedbirler almalıyız diye sormuş kendisi. Şimdi F7 yetersiz artık. Yani F8, F9'dan bahsediyoruz. Onlar değiştirilebilir. Çünkü basınç farkları çok sistemi etkileyecek derecede değil. O yüzden ben mesela bundan sonra ticari binalarda bile F8, F9'dan aşağıya filtre kullanmayı düşünmüyorum. Şehir hastaneleri açısından ben bunun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hastaneler açısından da özellikle. O yüzden değiştirilebileceğini öngörüyorum. Arkasını kaçırdım mı bilmiyorum. Aylin Yaman Hanımefendinin bir sorusu var. Sunum için çok teşekkürler. Sunumun başını kaçırdım maalesef. Belki açıklanmış olabilir. Damlacık enfeksiyonu ile airborne ayrımını COVID özelinde ve fiziksel perspektifte açıklamanız mümkün mü acaba? N95'lerin ve FFP'lerin bu yayılım şekli için koruyuculuk mekanizmaları nelerdir acaba? Gibi bir soru iletmiş kendisi. Aylin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İlgisi için de çok teşekkür ediyorum. Doktor Aylin Hanım. Evet anlattım. Özellikle ona vakit ayırdım. Çünkü biz mühendisler olarak özellikle başından beri bu virüsün airborne olduğunu, hava yoluyla bulaştığını savunuyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tanımlarımız içerisinde de damlacık boyutuyla belki bir yaklaşım olarak 10 mikronun altındaki bütün ortama yayılan damlacığın bizim nazarımızda airborne olduğunu kabul ediyoruz. Ve ağzımızdan yayılan damlacıkların aerosoller olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve işte eğer yakınsanız çok yakın mesafede bunu kapabildiğinizi ama daha uzak mesafelerde bile olsanız ortama yayılan, havada yüzebilen, metrelerce gidebilen ve saatlerce kalabilen damlacıkların bu virüsü taşıyabileceğine inanıyoruz ve savunuyoruz ve işte benim ilk örneklerim de işte hava kanalında bulunması, taşınması, menfezlerde tespit edilmesi, 50 metrelere kadar uzaktaki cihazlarda yapılan ölçümlerde de bu virüsün saptanması bize bunun airborne olduğunu ve hava yoluyla taşındığını gösteriyor. Ve işte o nedenle diyoruz ki biz önlemler genişletilmeli. Çünkü tabii ki hava yoluyla bulaşan virüslere karşı önlem almak zor. Onu başarırsak zaten bu konuda daha başarılı olacağız. N95 maskelerin de bu konuda yeterliliğini ve kabul ediyoruz. %99 civarında, %95'in üzerinde olarak kabul ediyoruz. N95 maskeleri de özel bir yer ayırdım zaten sunumumda. Onların kullanılmasında da fayda olduğunu söylüyoruz. Aslında süremizi 10 dakika kadar geçtik ama katılımcılarımızın ilgisi devam ediyor. Ve birkaç soru kaldı. Ozan için de uygunsa ben birkaç dakika daha rica ediyorum kendisinden. Ve birkaç soru daha yöneltmek istiyorum. Ve en sonunda da ben kendi görüşlerimi paylaşacağım izin verirseniz. Eşref Bey'in bir sorusu var. Bu oldukça güncel ve önemli bir konu. Kapalı ortamlar hava değişimi yapılamıyorsa kapalı ortamlarda taşınabilir hava temizleme cihazı olarak şu anda piyasada yoğunlukla UVC'li fanlı cihazlar kullanılıyor. 90 metrekare alanda 14 kişi var ve 200 metreküp bölü saat hava debeli UVC kullanılıyor. Bu cihazlar hava temizleme cihazı olabilir mi diye sormuş kendisi. Veya şöyle de bir ilave bir şey söyleyebiliriz. Havalandırma yapma şansı olmayan yerlerde bu tarz cihazların kullanılmasını önerebilir misiniz diye size sorayım tekrar.
Şimdi bakın, ben bu cihazların yanlış bir emniyet yaratabileceği, hissini yaratabileceğini, havalandırmanın ihmal edilmesinin problem yaratabileceğine inanıyorum. Yani hiç havalandırma olmadığında başka çareniz yoksa belki kişiye özel kullanılabilir. Ama birden fazla kişinin kullandığı bir mekanda hiç havalandırma yokken bu tür cihazların kullanılmasını ben uygun bulmayanlardanım. Uygun bulanlar olabilir ama ben uygun bulmayanlardanım. Böyle bir durumda zaten HEPA filtreli cihazlar kullanılmasını öneriyorum. UV konusu uzmanlık alanım değil ama uzmanlarından dinlediğim ve bazı okuduğum makalelerden çıkarımım hala bu konuda yeterli güvenlik testlerinin olmadığı konusunda. Benim yani hiç o havalandırılmayan bir oda düşünmek istemiyorum açıkçası. Anladım. Teşekkürler. Erinç Bey, daha önceki HEPA sorusuyla ilgili olarak, özür dilerim Erinç Çelik, daha önceki HEPA ile sorusuyla ilgili olarak galiba NASA'nın bu konuda %100 filtreleyebildiğine dair bir çalışmadan bahsetmiş, istersek paylaşabileceğini belirtiyor kendisi. Ve yine UVC hava temizleme cihazlarının kullanımı konusunda soru işaretlerinin olduğunu belirtmiş. Genel olarak bunlar. Ben ilave olarak birkaç şey belirtmek istiyorum. Öncelikle nem işletmesi için düşük nem oranlarını belirttiğiniz çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir konu. Ve AŞRE'nin en son yapmış olduğu standart güncellemesinde adiabatik nemlendiricilerin kullanılabileceğini belirtmiş. Aslında ülkemizdeki hastanelerde genellikle elektrot tipi nemlendiriciler o yoğunlukla kullanılmakla beraber bunlar hastane işletmecisi gözüyle, kendi adıma konuşursam, en bize problem çıkaran ve bakımı en zor olan cihazlar ve yaklaşık 1-2 sene sonunda biz bunları terk etmek durumunda kalıyoruz. Belki enerji verimliliği açısından AŞRE bunu düşünmüş olabilir ama biz de kendi hastanelerimizde özellikle bize bakım ve işletme anlamında ciddi sorunlar çıkarttığı için bu tarz nemlendiricilerden artık başka bir nemlendirici alternatifine doğru geçmek için çabalıyordu ki isabetli olmuş. Biz de adiabatik nemlendirici konusunda bakacağız biraz. Daha sonra değerlendireceğiz. CFD konusundaki çalışmaları paylaştığınız için çok teşekkürler. Ancak CFD'ye her zaman soru işaretiyle yaklaşılması gerektiğini daha önceki seminerlerimde de özellikle belirttim. CFD çalışan birisi olarak özellikle bunu söylüyorum. Hatta bugün sabahleyin yapmış olduğumuz bir toplantıda biz de bir yoğun bakım için CFD çalışmalarımızı, partikül analiz çalışmalarımızı test ettik ve başardık. Bunun da bilgisini bugün hemen vereyim. En kısa zamanda yayın olarak paylaşmayı istiyoruz bütün ilgilenenlerle de. Burada yoğun bakım ve ameliyathane konusuna özellikle değinmek isterim. Negatif basınçlı ameliyathane denildi dediniz. Ben işletmeci gözüyle bunun çok uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz de hastanelerimizde 30 ameliyathanemiz var Gazi Hastanesi'nde. Bunun 2 tanesini sadece anteriumlarını negatif basınca çekerek içerideki ameliyathaneleri normal işletme koşullarında çalıştırmaya devam ederek çalıştırdık. Ve bundan önceki süreçte de yoğun bakım haline çevrilmiş ameliyathane ya da negatif basınçta çalışan ameliyathane gibi birçok kaynakta da okudum. Aslında yanlış bir bilgilendirme var. Bu nedenle buraların negatif basınca çekilmesi konusunu özellikle irdelemek istiyorum ve buna dikkat çekmek istiyorum. Yani burada negatif basınca çekmekten ziyade anteriumu negatif basınçta sağladığınız anda koridor ve ameliyathaneden sızabilecek her şeyi burada yakalayabileceksiniz. Yine oksijen konusundaki tespitiniz çok güzeldi. Burada evaporatördeki karlanma ciddi bir problem yaratıyor. Ancak son özellikle ilk ayda özellikle tedarik zincirinin ulaşmadığı taşra hastanelerinde oksijen anlamında ciddi problemler var. Oksijen tedariği anlamında, çünkü hemen hemen bütün hastaneler bunu kriyojenik olarak alıyor. Tabii yerinde üretim imkanı da var. Pressure swing gibi bir yöntemle yerinde oksijen üretim durumu da söz konusu ama ciddi bir yatırım gerektiriyor ve bu süreçte de herhalde böyle bir hem kompresör altyapısını hem de basınçlı hava hattını ve oksijen hattını değiştirebilecek bir hastane olduğunu zannetmiyorum. O nedenle
buradaki tedarik zincirine de özellikle bakanlık tarafının çok dikkat etmesi ve gerekiyorsa da bütün oksijen tedariğiyle ilgili Türkiye'nin en uçta noktasındaki hastaneye kadar ulaştırılması anlamında ellerinden ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum. UVC konusunda ise UVC konusunda çalışmalarımız bizim de devam ediyor. Özellikle upper room UVC'ler hastanelerde, yine Haluk Hocam hala burada mı bilmiyorum kendisi ama bir Türk Tabipler Birliği'ne yapmış olduğumuz webinarda özellikle upper room UVC'leri hastane ortamlarında kullanılması, kendisi çünkü tüberküloz uzmanı ve biz de onların da kendini 25 senedir kullandığını, bizim de son yıllardaki, son günlerdeki yapmış olduğumuz çalışmalarla upper room yani üst oda UVC uygulamalarının doğru mühendislikle uygulanabileceğini ortaya koyduk ve bununla ilgili alınması gereken tedbirleri belirttik. Bu nedenle UVC konusuna siz de sıcak bakmadığınızı belirttiğiniz ama doğru havalandırma şartı olması koşuluyla UVC'ler gerçekten faydalı olabilecek. Tekrar diyorum, burası en önemli yeri, doğru mühendislikle yapılmış olması gerekiyor her şeyden önce. Bu nedenle havalandırmaya ek olarak UVC kullanmak güzel, klima santrallerinin içerisinde kullanmak güzel ama herhangi bir havalandırma cihazınız yoksa ve doğru lamba seçimi yapılmışsa, yani ozon üretimi ve size cilt kanseri ya da gözde hasar oluşturabilecek bir lamba türünden bahsetmiyorum, doğru lamba seçimi yapılmışsa UVC'ler gerçekten faydalı olarak nitelendirilebilirim. Şimdi esas bu kadar konuştuktan sonra size sormak istediğim soru şu. Yoğun bakım anlamında, yoğun bakım özelinde biraz son zamanlarda kafa karışıklığı özellikle ben de yaşamaktayım. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan durumlarda yoğun bakımlarda HEPA filtre kullanılmasının zorunluluğu sürekli dile getiriliyor. Salgın dışında bir soru soruyorum. Burada yoğun bakımlarda sizin HEPA filtre kullanılıp kullanılmayacak konusundaki görüşünüz nedir? Özellikle G4, F7, F9 filtre sınıfının yeterli olabileceği ve hava değişim sayısının sağlanması koşuluyla içeride istenen ISO Class 7 koşullarının sağlanabileceği ortamlar söz konusu olabilmekteyken HEPA filtre neden kullanıyoruz? Özellikle bu konuda bize aydınlatırsanız memnun olurum. Şimdi hocam biliyorsunuz ASHRAE'yi takip ediyoruz genellikle çalışmalarımızda. Bu konuda yoğun bakımlarla ilgili bir açık kapı var aslında ama biz yaptığımız bütün projelerde yoğun bakımları belli zonlara ayırarak genel olarak %100 taze havayla beslemeyi ve burada da işte uygun ısı geri kazanım sistemlerini kullanmayı prensip edinmiş bir proje ofisiyiz. Çünkü yani bizim bir açımızdan pek çok farklı hastanın da bulunabileceği, değişik komplikasyonların oluşabileceği öngörüsüyle biz ya %100 taze havalı yapıyoruz ya da dediğiniz gibi HEPA filtreli olmasını tercih ediyoruz. Yani benim söyleyeceğim net cevap bu. Tamam, peki. Bunun gerekçelerini tekrar konuşuruz ama. Tamam, çok memnun olurum. Bunun dışında birkaç soru daha var. Özellikle birini sormak isterim. Klima santrallerindeki dönüş havasının hidrojen peroksit ile yıkanması mümkün mü? Bu konuda ülkemizde çalışma yapıldı mı? Var mı böyle bir tecrübeniz? Hiç duymadım. Yani hayır. Evet. Ondan sonra bunun dışında soru olarak bir şey gelmedi. Diğer kendi içimizdeki konuşmalar var daha ziyade. Filiz Hanım, değerli bilgileriniz için ve bugün bize kattığınız güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sunumunuzda özellikle sağlık çalışanlarına ayırdığınız bölüm gerçekten çok değerliydi. Bir sağlık çalışanı olarak ben de bunu özellikle belirtmek isterim. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, temizlik işçilerimize kadar bütün sağlık çalışanları bu süreçte en büyük risk altında. Yine aynı şekilde teknik servis olarak bizler de, çünkü o klima santrallerinin değişimi bizim tarafımızdan yapılıyor ya da filtre ve bakımları.
Bu nedenle buradaki hassasiyetiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Ben de bütün sağlık çalışanlarının, hayatlarını kaybetmiş olan sağlık çalışanlarının başlarına başı sağ olsun demek istiyorum. Bunun dışında yine bizlerle değerli görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son bir sözünüz varsa alayım. Ben burada kapatacağım çünkü. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Sizler gerçekten çok ciddi emek veriyorsunuz. Onun altını çizmek istedim. Yani sağlık çalışanları gibi sizlerin de korunmaya ihtiyacınız var. Lütfen kendinize dikkat edin. Ben o listeleri yani Türk Tabipler Birliği'nin sitesine girdiğinizde sağlıkçılarla ilgili her kişiye özel işte bir resminin ve kısaca özgeçmişinin olduğu bir pencere çıkıyor önünüze. İnanır mısınız, herhalde 2 gün falan uğraştım, tek tek onları Excel'de bir tabloya geçirdim ve her birini yazarken gerçekten çok etkilendim. Yani dediğiniz gibi teknisyeni var, eczane teknikleri var, diş hekimi var ve yaşlar, aslında yaş analizi de yapmak istedim ve ileri yaşlı çok çalışanımız var. Hepsine gerçekten çok şey borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlık camiası ile mühendislik teknikleri birleşirse ancak bu virüsle baş edebiliriz ve önümüzdeki virüslerle belki, inşallah olmaz ama birbirimizden kopukluk biraz problem yaratıyor gibi geliyor bana. Ama sizin bu noktada çok iyi bir aracı olduğunuzu gördüm. Bu anlamda da çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımcılara da bize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'ne de bu imkanı sağladığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.